Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5. haftalık gebeliğimden bahsedeceğim size. Ama bugün biraz değişiklik yapacağım. Bugün biraz tıbbi bilgiler de vereceğim. Ben okul yıllarımda bu konu hakkında bilgi almıştım, eğitim almıştım pardon. Yine çok heyecanlıyım. Yani söz konusu bebek olunca gerçekten çok heyecanlanıyorum. Nasıl konuşacağımı, elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırıyorum açıkçası. Bu hiç günlük vlog çekmeye benzemiyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir iş. Kaç kere kayıt aldım ve kaç kere sildim bilmiyorum. Yine ben sürçülisan edersem affola diyorum. Bugün bu hafta 5. haftamız. 5. haftamızda ilk önce bebeğimizde neler oldu onlardan bahsedeyim size. Artık bebeğimizin bir kalbi var, küçük bile olsa. Bu hafta kalbi gelişiyor. 5. hafta gebelikte bazı anne adayları hamile olduğunu henüz anlamamış oluyorlar. Kendilerinden şüpheleniyorlar çünkü adet gecikmeleri oluyor ve göğüs ağrıları oluyor. Şüpheleniyorlar ama kendilerine toz konduramıyorlar. Eğer bu süreçteyseniz test yapmanızın tam zamanı. Çünkü 5. haftalık gebeliklerde artık kanda ve idrarda hamilelik hormonu yani beta HCG hormonu artık yükselişe geçti. Eğer yaptıysanız o zaman doktorunuza koşa koşa gidebilirsiniz. Bebeğinizi görebilirsiniz. 5. haftada bu arada ben notlarımı aldım çünkü o kadar heyecanlıyım ki bu konuyu anlatırken dediğim gibi böyle elim ayağım birbirine dolaşıyor heyecanlanırken ve hiçbir şeyi unutmadan harfi harfine sizi yansıtmak istiyorum, size anlatmak istiyorum. Bu hafta doktorunuza gittiğinizde bebeğinizi göremeyebilirsiniz çünkü çok küçük olduğu için henüz 1 ya da 2 milim küçüklüğünde. Bir susam tanesi kadar. O yüzden onu göremeyebilirsiniz ama bu hafta bebeğinizin kesesi ve kesenin içindeki yon kesesi de oluştu. Yon kesesi nedir? Bu da kan hücrelerini oluşturan bir kesedir. Yani bebeğimiz 9 ay boyunca onunla birlikte olacak. Evet, bebeğimize anlattım. Bebeğimize çok fazla gelişme yok aslında. Sadece bunlar var. Çok hızlı gelişiyorlar. İçeride inanılmaz bir bölünme var. İnanılmaz bir çaba var. Bu haftanın sonunda, 5. haftanın sonunda artık bebeğimizi ufak bile olsa görebiliriz. Ama 6. ya da 7. haftalarda çok daha net belirgin olur. Ben tabii 5. haftada doktora gittim. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta yani 4. haftamda ben hamile olduğumu öğrenmiştim. Ve bu hafta 5. haftamda doktora gidip bebeğimin kesesinin olup olmadığını öğrenmek istedim. Bu arada ne yazık ki kötü şeyler de olabiliyor. Kese oluşuyor ama içerisinde bebek oluşmayabiliyor. Buna da boş gebelik adı veriliyor. Ama kötü şeyler konuşmayacağım ben. Kanalımda tamamen güzel şeylere yer vermek istiyorum. Tamamen pozitif düşünmek istiyorum. Biz 5. haftamızda doktorumuza gittik. Kesemizi gördük. Kesemiz gayet sağlıklıydı. Yon kesesi gayet güzeldi. Şeklinde hiçbir sorun yoktu. İçerisindeki bebişimiz çok böyle belli belirsiz, çok net gözükmüyordu ama orada ufak böyle minnacık bir şey gördü doktorumuz. Tabii bu bile bizi inanılmaz mutlu etti. Doktorumuzla uzun uzun sohbet ettik. Bu sohbette benim merak ettiğim sorular vardı. Mutlaka sizler de merak ediyorsunuzdur. Nasıl beslenmeliyim? Nelere dikkat etmeliyim? Neleri yiyip neleri yememeliyim? Bunu zaten geçen hafta sizlerle paylaşmıştım. Ama belki geçen haftayı izlemeyip bugün beni ilk defa izleyenler vardır. O yüzden bugün tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çiğ et, çiğ yumurta yemememiz gerekiyor. Şarküteri ürünlerini, salam, sucuk, sosis bunları kesinlikle yemememiz gerekiyor. Sigara, alkol, asitli içecekler içmememiz gerekiyor. Bu hafta bunların tekrar konuşmasını yaptım doktorumla. Zaten ben çok araştırdığım için bunların hepsini biliyordum. Bir de ben okul yıllarında
eğitimim bu konu üzerinde olduğu için bu konuyla da az çok bilgim var. Yani hamileliğin nasıl geçeceği, nasıl geçmesi gerektiği, bebeğin hangi aşamalardan geçeceği konusunda bilgim olduğu için biraz daha rahattım. Ama insanın başına gelince sıfır tecrübe oluyorsunuz birdenbire ve ister istemez yine de bir destek almak istiyorsunuz. Çünkü her şeyden korktuğunuz bir süreçtesiniz artık. Gözünüzden bile sakındığınız bir süreçtesiniz ve biliyorsunuz ki ilk 3 ay gebelikte en fazla risk olan dönemler. O yüzden ilk 3 ay çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. Şimdi ben notlarımdan biraz bilgi vermek istiyorum size. Bu hafta kesemizi gördük, gayet sağlıklıydı. Doktorumuzla neler yiyip neler yememem gerektiği hakkında bilgi aldım ve doktorumuz bize vitamin ilaçları verdi. Bu vitaminler nelerdir? Folik asit kullanıyorum ben. Vitaminlerimi aslında göstermek isterim size ama kafanız karışmasını istemiyorum. Ben Instagram'da bunları paylaştığımda Instagram'dan birçok arkadaşım bana geri dönüş yaptı. Ah, sana onu mu verdi? Bana onu vermedi. Niye vermedi acaba? Acaba bir şey mi var gibi endişelere kapılan arkadaşlarım oldu. Bu süreç gerçekten o kadar hassas bir süreç ki en ufak şey bile sizi endişeye düşürebiliyor, sizi tedirgin edebiliyor. O yüzden ilaçlarımın isimlerini vermek istemedim burada. Hepimizin bünyesi farklı, hepimizin bebeğinin gelişim süreci farklı, hepimizin vücuduna alması gereken vitamin ihtiyaçları farklı. O yüzden hepimize farklı farklı vitaminler verebilir doktorlarımız. Önemli olan biz doktorun verdiği vitaminleri günü gününe, saati saatine kullanmak. Folik asit kullandım. Ben de demir eksikliği vardı. O yüzden demir ilaçları kullandım. Bir de kan sulandırıcı verdi doktorum, Koraspin. İsim vermeyeceğim dedim ama sanırım hamilelikte birçok kişiye veriliyor bu kan sulandırma ilacı. Bu arada bende hiç hamilelik belirtisi olmadı. Çok tuhaf bir şekilde. Yani mide bulantısı, baş dönmesi, uyku hali, aşerme, sinirlilik, göğüslerde ağrı. Herhangi bir şey olmadığı için bu da beni panikletti açıkçası. Ve ben bunu da doktoruma sordum. Dedim ki bende hiçbir belirti yok. Yani bu bebeğim için bir sakınca olabilir mi? Yani şu anda çünkü ben bebeğimi görmedim. Sadece keseyi gördüm. Acaba boş gebelik yaşıyor olabilir miyim? Bunun da paniğine girdim. Doktorumun bana söylediği cevap şuydu. Hiç merak etmeyin. Bazı hamileliklerde hiç belirti olmadan 9 ayı geçirebiliyor. Biz bunlara şanslı gebeler diyoruz. Hiç belirtiniz olmayabilir. Hiç mide bulantısı, hiç kusma, hiç bayılma, hiçbir şey olmadan kolaylıkla doğuma da gidebilirsiniz. 9 ay boyunca şikayetler devam edebilir. İlk 3 ay boyunca şikayetler devam edebilir. Herkese göre değişir. Korkacak bir şey yok demişti. Benim içim rahatlamıştı. Çünkü gerçekten kafama çok takıyordum. Sürekli böyle işte arkadaşlarımı düşünüyordum. Allah Allah diyordum. Yani o 4 haftada, 5 haftada hep uyuyor, hep midesi bulanıyor, hep bir şeyler oluyor. Bende niye bir şey yok? Yani niye hiçbir şey yok? Çok paniklemiştim. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey geliyorsa, affedersiniz, hamilenizi öğrenmenize rağmen hiçbir şey yoksa eğer, hiç paniklemeyin. Biz şanslı gebelerdenmişiz. Olabiliyormuş böyle şeyler. O zaman kocaman maşallah diyelim bize. Derken ben doktordan çıktım. Bir iki gün geçti. Aşırı mide bulantısı. Öyle böyle değil. Ama sadece bir gün sürdü. Allah'ım, sabah uyandım mide bulantısı, gece yatana kadar mide bulantısı. Hiç geçmeyen bir mide bulantısı. Midemin şu üstüne sanki böyle bastırıyorlar. Hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum. Midem ağzımda geziyorum. Kendi kendime de gülüyorum açıkçası. Yani bu hoşuma da gitti. Evet, çok kötü bir durum. Yani insanın hep midesinin bulanması çok kötü bir durum. Ama hoşuma da gitti. Kendi kendime dedim ki Seda, gördün mü? Bak, belirti yok, belirti yok dedin. Al sana belirti. Şimdi mutlu musun yani? O kadar çok midem bulandı. Yapmadığım şey kalmadı. Allah'ım, okuyorum. İşte soğuk süt için diyorlar, geçecek diyorlar, geçmiyor. İşte yudum yudum soğuk süt. Hayır, geçmiyor.
Birazcık soda içtim. Bir yarım çay bardağı kadar soda içtim. Bu arada soda içebilirsiniz. Günde bir şişeye kadar, 200 milim sanırım bir şişesi. Soda içebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Hatta faydası bile var. Çünkü içerisinde farklı mineraller var onların. Ama abartmayın tabii. 2-3 şişe değil. Sadece bir şişe. Ben tabii ilk haftalar ya böyle korkuyorum. Yarım şişe, yarım çay bardağı içtim. Yok geçmiyor, geçmiyor yani çıldıracağım geçmiyor. Yıldırım internetten bir şeyler araştırdı. Biz zaten hemen her şeyi doktorumuza soran bir insanız. Zencefil, limon ve nane. Bunları kaynattık. Ve ben ufak bir fincan, küçük bir Türk kahvesinin biraz daha büyük bir fincanını düşün. O fincanla onu içtim. Doktorum abartmamam kaydıyla içebileceğimi söyledi. Çünkü nane yani baharatlar biraz bu dönemde riskli. O yüzden siz de mutlaka doktorunuza sorduktan sonra bu tarifi uygulayın. İnanır mısınız? Tek yudumda bitti. Yani ben bilseydim sabah içerdim bunu. Tek yudumda, hiç abartmıyorum, tek yudumda benim mide bulantım geçti. O kadar rahatladım ki hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki hiçbir şey olmamış, bütün gün hiç mide bulantısı, birden böyle bir enerji geldi bana. Doktorunuza sorduktan sonra bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten çok keskin bir çözüm. Bir daha da hiç midem bulanmadı. Onun dışında neler yaşadık biz bu hafta? Bu arada biliyorsunuz ben geç bilgi verdim. 3 ay sonra bilgi verdim. Hem sosyal medyaya hem de tanıdıklarımın bir kısmına. O yüzden 5 haftalık hamileliğimi hatırlamam için ben günlük tutuyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Gün gün orada neler yaşadığımı yazıyorum. Şu an 18 haftalık hamileyim. 5 haftalık hamileliğimi hatırlamam için resmen ders çalıştım biraz önce. Sizlere böyle bir sürü notlar hazırladım. O yüzden buraya yazmayıp da aklıma, hatırıma gelen bir şey olacak mı acaba diye de düşünüyorum. Bu arada biz Yıldırım'la kararlaştırmıştık. İlk 3 ay hiç kimseye söylemeyecektik. Böyle bir söz almıştık. Ama gel gör ki hiç öyle olmuyor. Bir şekilde böyle elini ayağını saklayacak bir yer bulamıyorsun ve senin en yakınların bunu fark ediyor. Hele ki polip ameliyatından sonra, polip ameliyatı oldum, işte ben artık hamile kalabilir mi insanlara duyurduktan sonra insanların gözü direkt senin üstünde oluyor. Ve senin kaşından, gözünden, el hareketlerinden, mimiklerinden, gülüşünden bir şekilde anlıyorlar. Benim de bu halimi, tavrımı anlayan iki tane arkadaşım oldu. Bir tanesi iş yerinden, Tahtakale'de dükkanım var biliyorsunuz. İş yerinden esnaf arkadaşlarımdan bir tanesi Selda. Çok iyi bir arkadaşımdır o da. Her gün birlikteyiz kendisiyle. Çünkü iş yerlerimiz çok yakın ve her gün mutlaka kahveye gelir benim ofisime. Böyle elimin ayağımın dolandığı bir günde yine böyle bir aptalca gülümseme suratımda. Zaten doktora gideceğim, işte kontrole gideceğim falan filan böyle sürekli konuşuyorduk. O da benim çok destekçimdir sağ olsun. Öyle bir anda geldi ve sende bir şeyler var. İşte bana bir şey mi söyleyeceksin? Hamileyim de, ne olursa daha hamileyim de ya falan deyince ben dedim ki evet hamileyim. Ve geçen hafta sizinle paylaştığım o hamilelik videosunu ona gösterdim ve ikimiz birden ağlamaya başladık. Çünkü ben çok istiyordum, çok bekliyordum. Benim yakın arkadaşlarım da benimle birlikte çok bekliyorlardı bu haberi. O yüzden ikimiz birden ağladık, çok sevindik, çok mutlu olduk, sarıldık. Ona o şekilde haber verdim. İkinci arkadaşım da benim aslında arkadaşım değil. Benim artık kardeşim gibidir o. Büyük bir ihtimal bu videoyu da seyredecek kendisi. Benim ilkokul birinci sınıftan beri arkadaşım kendisi. O da bir işletme sahibi artık. Bir kafe açtı. Ve kafe alışverişi için benim evime yakın bir yere geldi. Gelmiş. Beni de aradı. Kahve içelim birlikte. Müsaitsen diye. Ben de seve seve tabii ki de. Oturduk bir kafede. Çayımızı, kahvemizi söyledik. Ve ben de yine o aptal gülümseme.
Yine böyle el ayak bir yerlere koyamama. Direkt anladı zaten. Dedi ki sen bana bir şey söyleyeceksin. Sanki sen bana müjde verecekmişsin gibi. Yok canım dedim, olur mu öyle şey? Ne müjdesi vereceğim? Hayır dedi, sen bana bir müjde vereceksin. Suratında dedi böyle bir ifade var. Yani bir şey söyleyeceksin sen bana dedi. Hamile misin yoksa dedi. Ayrıca anlatırken bile çok heyecanlanıyorum. Ben dedim ki evet hamileyim. Ciddi misin dedi. Seda doğru mu gerçekten, ne olursun doktora gittin mi falan. Şey. O kadar çok insanlar artık benim durumuma üzülüyorlar ki. Çünkü ben psikolojik olarak kendimi geciktiren, yani regl dönemini geciktiren ya da o regl dönemim daha gelmeden kendi kendime psikolojik olarak mide bulantısı çeken, ay bu hafta hamile, ben kesin hamileyim, ben çiçeğim, ben hamileyim falan deyip gezip de günün sonunda ne yazık ki olmadı, regli oldum, bu hafta da olmadı, bu ay da olmadı gibi yakın arkadaşlarıma ve tabii ki de eşime bu şekilde bilgi verince artık insanlar böyle inanamadılar. Ya Seda ne olursun ya, gerçekten mi, doğru söyle, bak gittin mi doktora, gördün mü falan oldu kızcağız. Ben de dayanamayıp yine geçen haftaki vlogumda size seyrettirdiğim o videoyu ona seyrettirdim. Ve tabii biz yine salya sümük olduk kafenin ortasında. Ağlıya ağlıya. Çok mutlu oldu. Çok eminim ki o da kendi evladı gibi sevecek Güneş'i. Çünkü onun evladı da bana aynı şekildedir. Çok uzatmayayım. İki arkadaşıma bu şekilde bilgi verdim. Beşinci haftamda. Evet, bu hafta birkaç şikayetim oldu benim. Akşam yemeğinden sonra çok ağır yememeye dikkat ettim. Genelde soğuk yemekler ve soğuk içecekler yiyip içmeye çalıştım. Çünkü geçen hafta da söyledim ben bunu. Hamileliğim süresince beni tek tiksindiren şey sıcak yemek içmek oldu. Kesinlikle onları yiyip içemedim. Sıcak bir şeyler yediğimde ya da sıcak bir şeyler içtiğimde boğazımın şu kısmında çok kötü yanma oluyordu. Yani midem değil de boğazım, sanki yediğim şeyleri yutamıyorum da bütün o sıcak yemekler burada kalıyormuş gibi ya da sıcak içecek burada kalıyormuş gibi bir his oldu bende. O yüzden sıcaktan çok tiksindim. O çok sevdiğim fincan fincan içtiğim o kahvemden, o çaydan hepsinden tiksindim. Hiçbirini içemez hale geldim. O yüzden de ben 4 ve 5. haftamda, yani 2 haftalık hamilelik süresince ki şu ana kadar da 18 haftamdayım. Şu ana kadar da ben hep zeytinyağlı yemekler yedim. Hep soğuk ayran çorbası yaptım kendime. Ya da normal çorba yaptıysam onu soğutarak içtim. Tabii çok buz gibi değil de böyle işte ılık gibi diyeyim. O şekilde içtim. Akşamları çok bir şey yememeye dikkat ettim. Kızartma ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmaya çalıştım. Eğer kızartma canım çok istiyorsa o zaman da fırında yapıyordum. Buğulama şeklinde yapıyordum. İşte fırın tepsisine biraz böyle yağ, su o şekilde yapıyordum. Biraz hani daha yumuşak oluyordu. Hem de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum kızartmadansa. Bu şekilde yaptım. İşte yoğurtla bunu yedim. Yani hep soğuk şeyler yedim. Ama akşamları, akşam 7'den sonra bir şey yememeye çalıştım. Yiyeceksem de eğer havuç yedim, salatalık yedim, portakal çok yedim. Ama deminden beri söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Akşamları çok şişkinlik oldu bende. İnanılmaz şişiyordum. Karnım böyle o kadar şişiyordu ki sanki böyle 9 aylık gibiyim. Böyle patlayacak gibi karnım geriliyordu. Çok şişkinlik oluyordu ve aynı şekilde göğüslerim de aynı şekilde. Göğüs ve karnım çok şişiyordu. Bunu da konuştum doktor onunla. İşte akşam yemek saatlerini daha erkene çekmemi ve daha az yememi tavsiye etti. Bu arada bol su içtim ben. 3 litre su içtim her gün. Şöyle şişemle geziyorum. Şu anda bile şöyle azalmış. Bununla yaşadım, yani bununla yaşıyorum ben. 3 litre su içtim. Bir şişe, her gün bir şişe mineralli su içtim. Soda içtim ama sodanın biraz daha böyle mineralli olanları var. Daha böyle asiti daha düşürülmüş olanları var. Onları her gün bir şişe onları içtim.
Bu arada dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylar var. Bunları söylemek istiyorum. Birincisi, en önemlisi, kabız olmamaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle ıkınmamamız gerekiyor. Kendimizi zorlamamamız gerekiyor. Belki şu anda bunu söylemem böyle tuhaf olabilir ama bu çok önemli bir detay, çok önemli bir bilgi. O yüzden kesinlikle katı yiyecekler asla yemiyoruz. Asla. Bol su içiyoruz ve mümkün olduğu kadar sıvı şeyler tüketiyoruz. İşte çorba gibi, sulu yemek gibi. O yüzden ben bu süreçte hep zeytinyağlı yemekler yedim. Hep sulu yemekler yedim. 3 litre su içtim. Meyve suları sıktım kendime. Kendim yaptım. Dışarıdan kesinlikle kapalı ambalajlı ürünleri yiyip içmeyin. Yani mesela işte bu kapalı meyve suları, kutulu meyve suları, onların şeker oranı çok yüksek. Şekerden uzak durun. Bunlar çok önemli detaylar. Ben hep kendi meyve suyumu evde kendim sıktım. Meyveli süt yaptım. Mesela çilekli süt yaptım, muzlu süt yaptım. Hep bunları tükettim. Bunlar hem bebeğimiz için daha sağlıklı hem de bizim için daha sağlıklı. Kimyasaldan kesinlikle uzak durun. Mutlaka her gün bir avuç ceviz, fındık, çiğ badem, bunları her gün tükettim. Ceviz bebeğimizin zeka gelişimi için çok önemli. O yüzden bir de kolesterolü de düşürüyor zaten biliyorsunuz. O yüzden kesinlikle her gün ara öğünlerinizde ya da akşam televizyon karşısındayken bir avuç kuru yemiş mutlaka tüketin. Biraz önce de söylediğim gibi ben zaten bundan çok şükür tiksindim. Çünkü ben hamile kaldığımda ilk şey düşünmüştüm. Kahvesiz nasıl olacak şimdi? Yani kahve içmeden nasıl olacak diye düşünmüştüm. Ama işte bir şekilde demek ki böylesi daha iyiydi. Tiksinmem gerekiyordu, tiksindim. Çay, kahve, alkol, asitli içecekler, sigara, bunlardan tamamen kaçıyoruz, tamamen uzak duruyoruz. Ben bu süreçte yanımda sigara dahi içirtmedim. Ama sağ olsunlar zaten yanımdaki arkadaşlarım da bunu anlayışla karşıladılar. Sigara içecekleri zaman kalkıp gidiyorlardı. Zaten sigara içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Dediğim gibi kahve alışkanlığım vardı. Onu da ilk bir hafta içtim. Ondan sonra tiksindim. Kola da aynı şekilde içmiyorum. Soda da bile ilk içtiğimde çok tereddüt olmuştu. Ben de çok tedirgin olmuştum. İçsem mi içmesem mi diye. Ve kimyasallardan uzak duruyoruz. Ben artık 4 aylık olduğum için sadece çekimden çekime makyaj yapıyorum. Makyaj biter biraz hemen doğru makyajımı siliyorum. Yapanlar var dediğim gibi yani geçen hafta da söylemiştim. Saçını boyatan da var, makyaj yapan da var, oje süren de var. Ama ben ilk 3 aylık dönemde bunlara çok dikkat ettim. Kesinlikle ve kesinlikle kimyasal olan her şeyden uzak durdum. İnanır mısınız şampuanım bile bebek şampuanı. Yani normal o eski kullandığım şampuanları bile kullanmadım. Şu anda 4 ay olunca artık o ilk ay, o ilk 3 aylık o tehlikeli dönem bitince dün ilk defa oje sürdüm. Kendi kendime manikürümü yaptım, ojemi sürdüm. Özlemişim oje sürmeyi açık konuşmak gerekirse. Saçlarımı zaten sarışın olduğum için yani saç rengim zaten açık benim. Doğal kendi saçım ve şu anda beyazım da yok. O yüzden senede bir kez rövle yaptırıyorum. Bu seneki hakkımı da doğumdan sonraya sakladım. Doğumdan sonra röflemi yaptıracağım. Hamileyken röfle yaptıran da var, saçını boyatan da var, saç bakımı yaptıran da var. Hepsini yaptıran var. Ama ben 9 ay boyunca kesinlikle saçımla oynamak istemedim. Hamileliğe ilk başladığım dönemlerde saçım uzundu. Zaten biliyorsunuz resimlerden, eski videolarımdan biliyorsunuz. Saçım uzundu ama ben çok zorlandım. Saçlarım bu süreçte hamilelerin saçları güzelleşir derler ama benim saçlarım çok kötü oldu. Çok fazla döküldü. Böyle birbirine girdi. Zaten dalgalı bir saç yapım var. Onları açmakta çok zorlandım. Çok zor oldu yani benim için. Ve kuaförlerin de virüsten dolayı, Covid-19'dan dolayı kapalı olduğu bir döneme denk geldi. Ben de kendi saçımı kendim kestim. Zaten biliyorsunuz daha önce de kendim yapıyordum bunları. Yabancılık çekmedim. Kendi saçımı kendim kestim. Sadece saçımla oynadığım tek şey budur. Saçımı kısaltmaktır.
Onun dışında çok uzatmadan hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Neler yaşamışım? Hepsini anlatmışım aslında. Evet. Hepsini anlatmışım. Anlattıklarımı da çizdim bu arada üstüne. Benim hamilelik sürecim böyle geçti, böyle geçiyor. Keyifli geçiyor. Mutlu geçiyor, heyecanlı geçiyor. Her gün, her an gülümsememe sebep oluyor. Geçen haftaki videomda da söyledim, bu hafta yine söyleyeceğim. Şu anda beni ne şartlarda, hangi duygularda izliyorsunuz hiç bilmiyorum ama ben hep hamilelik videolarını iki gözüm iki çeşme izlerdim. Çok istediğim bir durumdu. Ve izlediğim kişilere dua ederdim. Hayırlısıyla çocuğunu kucağına alır inşallah diye. Ve sonra da derdim ki Allah'ım ne olur bana da nasip et. Yani herkesin çocuğu olsun ama benim de çocuğum olsun. Bana da anneliği nasip et. Bana da o duyguyu nasip et diye ağlaya ağlaya dua ederdim. Çok şükür Allah dualarımı kabul etti. Dileklerimi kabul etti. Ben de şimdi sizler için her kapanışta bu duayı dilemek istiyorum. Bu dileği dilemek istiyorum. Bu duayı etmek istiyorum. Bugün günlerden cuma. Hamilelerin duası kabul olur derler. Cuma zaten bizlerin mübarek günü. Hayırlı bir gün. Ben bugün de beni şu anda ağlaya ağlaya kim izliyorsa, kimin içi evlat hasretiyle yanıyorsa, kim anne olmayı canı gönülden, canı yürekten istiyorsa Allah'ım hepinize, hepinize bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin. Karnınızda o kımıldamayı hissetmeyi nasip etsin. O testte iki çizgiyi görmeyi nasip etsin ve sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Benim bu hayattaki tek hayalim aile olmaktı. Çok şükür eşimi buldum. Aile olmaya bir adım attım. Ve ikinci adımı da bebeğimle attım. Artık bir aile oluyorum. Artık bir ailem var. Benim başka dileğim yok. Benim tek dileğim bundan sonra ailemle sağlıklı, sıhhatli, birbirimize bağlı, sağlık içerisinde, sadakat içerisinde uzun bir ömür sürmek. Benim tek dileğim bu bundan sonra. Ve ikinci dileğim de anne olmak isteyen herkesin bu duyguyu tatmasını istiyorum. Bunu gerçekten çok canı gönülden istiyorum. Çok içten istiyorum. Sizlerden bana çok mesaj geliyor. Instagram hesabıma geliyor. Buradan yazanlar da oluyor. Özellikle polip ameliyatım için yazanlar çok oluyor. 3 kişi şu anda benim videolarım sayesinde poliplerinden kurtuldu. 3 kişi şu anda bebek bekliyor. 3 kişi hamile. Bunlar beni çok çok mutlu ediyor. Çünkü ben onlara cesaret vermişim. Ben onlara yol olmuşum. Ve benim videom sayesinde cesaret bulup doktora gitmişler. Bunlar onların beyanları. Bunlar onların mesajlarından okuduğum sözler. Senin mesajların, senin videon bize cesaret verdi ve biz hemen doktor randevusu aldık. Ben Aralık ayında polip ameliyatı oldum. Şubat ayında bebeğimi öğrendim. Ben de bu polip videosunu herhalde bir ya da 2 ay önce çektim. Çok hatırlamıyorum. Yo, Aralık'ta çektim. Aralık'ta çektim, evet. Hatırlamıyorum diyorum ya. Aralık ayında çektim. Hemen ameliyat günü akşamı editleyip ertesi gün yayınlamıştım. Çok mutlu oluyorum. İnanın böyle videolar seyredip ben de çünkü çok seyrediyordum. Çok araştırıyordum. Ben de araştırmayı çok severim. Benim videomla cesaret bulup benim videomla ameliyata giren, benim videom sayesinde böyle güzel yollara giren herkes beni çok mutlu ediyor. İnşallah onlar da sağlıklı bebişlerini kucaklarına alırlar. Siz de beni ne şartlarda izliyorsanız, hangi duygularda izliyorsanız, sizler de bana dua ederseniz çok mutlu olurum. Sizlerin duasına bu süreçte çok ihtiyacım var. Bu süreç gerçekten çok heyecanlı, çok güzel ama bir o kadar da çok korku dolu bir süreç. 4 aylık hamileyim ben şu anda. 5. haftalık hikayemi paylaştım bugün sizlerle. Sanırım çocuğumu kucağıma alana kadar bu korku içimden gitmeyecek. Eminim ki anne olan kişiler de belki izliyordur. Belki onların da bu korku içlerinden hiç gitmedi.
Eşimin hep bir lafı var. Bana diyor ki şu anda sen doğum yaptıktan sonra bu korku içinden gidecek zannediyorsun ya yanılıyorsun diyor. Sen artık bir annesin ve sen ölene kadar bu korkuyla yaşayacaksın. Sanırım da haklı, doğru söylüyor. Ama şu anki yaşadığım korku aslında benim tamamen kaybetme korkum. Doğum yaptıktan sonraki korkum sanırım farklı olacak diye düşünüyorum. Ay düştü mü? Ay hasta mı oldu? İşte gitti gelmedi. Niye geç kaldı? Nerede kaldı? Telefonuna ulaşamıyorum. Bundan sonraki korkular herhalde böyle olacak. Ama şu an tamamen, yani Allah korusun, konuşmak bile istemiyorum. Tamamen kaybetme korkusu yaşıyorum. O yüzden dualarınıza çok ihtiyacım var. Bizleri dualarınızdan eksik etmeyin. Çok konuştum, çok uzattım. Umarım bu videomda size faydalı olmuştur. Umarım bu videomda da sizlere bir şeyler ifade edebilmişimdir, bir şeyler anlatabilmişimdir. Benim buradaki bulunma amacım sadece kendi tecrübelerimi size aksatmak, kendi bilgilerimi size yansıtmak. Tabii ki de benim dediklerimi yapmayın. Lütfen doktorunuzla da danışın. Çünkü hepimizin bünyesi, hepimizin fiziği, anatomisi, bebeği, her şeyi farklı. O yüzden ben sadece benim yaşadığım tecrübeleri, benim başından geçenleri anlattım. Şimdilik bu kadar, bu haftalık bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya 6. haftada tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Gülümsemeyi unutmayın. Bay bay.